Üsküdar Üniversitesi NP Beyin Hastanesi'nden Doktor Emrah Güleş. Damgalama özellikle sağlık alanında büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Damgalama bir hastalığı olan kişi veya gruba ayrımcı tutumları ifade eder. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda insanlar sıklıkla damgalanır. Gerçekçi olmayan ya da çarpıtılmış bilgilerle hedefteki insanlar ayrımcılığa maruz bırakılırlar. Daha önceden ayrımcılığa maruz kalan gruplar özellikle azınlıklar, yaşlılar, işte mülteciler, eğitim düzeyi düşük insanlar, yoksullar gibi salgın dönemlerinde damgalamanın hedefinde daha çok yer alabilirler. Covid-19 olan insanlar damgalanma veya ayrımcılığa maruz kalmaktan sakınmak için hastalığı inkar edebilir ya da gizleyebilirler. Hastalığı gizleme, işini kaybedeceği, ekonomik kaybe uğrayacağı korkusuyla da olabilir. Tedavi sürecini başlatmak veya sürdürmek için yeterli sosyal desteği bulamayabilirler. Kişilerde ortaya çıkan umutsuzluk hissi ve diğer ruhsal belirtiler tedaviyi reddetmesine ya da tedavi uyumsuzluğuna neden olabilir. Hastalığa yakalananlar temas ettikleri kişileri hastalığa bulaştırma olasılıkları nedeniyle suçlamaya maruz kalabilirler. Kendini yalnız hissedebilir ve toplumdan uzaklaşıp içine kapanabilirler. Umutsuzluk, çaresizlik, suçluluk ve kaygı belirtileri ruhsal hastalıkları tetikleyebilir. Damgalanma ile mücadele en önemli etmenlerden birisi doğru ve güvenilir bilgilerin paylaşılmasıdır. Yanlış bilgiler yaymaktan kaçınılmalı ve bu bilgiler düzeltilmelidir. Herkesin hasta olabileceği ve hemen herkesin de hastalığın benzer şekilde seyredebileceği hatırlanmalıdır.